Kemal. Barış'ın vaziyeti hekki giden bile çok gülmeliydi ama senin de elediğin zarafat biraz heddini aşmayı. Yok be kızım, ne haddini aşması ya? Allah Allah. Belki düzelir evlenince ya. Hem bu gerizekalı Nazar gibi kızı nerede bulacak? Oh! Ha, doğru diyorsan, orası da var ama. Madem kandırmış, kızı koynuna almış, katlansın sonucuna kardeşim ya. Hem bakarsın birbirlerini tanıdıkça ne bileyim bir mecburi evlilik daha aşka dönüşebilir. Kemal, böyle daha diyen de ne demek istiyorsun? Yani böyle senin bildiğin mecburiyetten doğan evlilik böyle eşke dönüştü. Ha? Yani bildiğimden falan diye yani öylesine söyledim ben. Lafın gelişi kızım, lafın gelişi. Öylesine. Ha, iyi. Çabut! Bir defede de böyle lafın gelişini demesen, elesine demesen ölersin ha? Çabut! Ne? Ne diyorsun ya? Ben de elesine de dedim, lafın gelişi. Ne bağırıyorsun ya? Yalnız bir dakika, sen benimkine ağır şaka diyorsun da asıl seninkine ne demeli? Ha? Şu anda senin yüzünden adam kim bilir Simge'nin hakkında neler düşünüyordur ya? Ne düşünecek? Herhalde böyle elinde çiçeğine Simge'yi istemeye gelirler. Tabii. İsteme çikolatasının yanında da fondü için çilek götürüyordur. Anladın? Kemal! Bir defa daha nene bununla bağlı zarafat eleme, eleme. Tamam, eylemem. Hemen bağlama ya. Allah Allah, bağırıyorsun ha. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, ben erkekleri tanıyorum kızım. Bu akşamki olaydan sonra o adam Simge'yi istemekten kesinlikle vazgeçer. Göreceğiz Kemal. Yani beni çok meraklandırmıyor Simge kimle ere gidecek diye ama göreceğiz. Yani ben aslında böyle Simge'ye beni de bir kişinin beğenebileceğini, benimle evlenmek isteyebileceğini göstermek istedim. Belli, sene ne, belli. Sen heveslendin galiba, böyle Simge başkasına ere gider de sen de otomatik olarak boşta kalarsan diye. Ne alakası var kızım? Allah Allah ya. Ben vallahi bir ara korktum yani ha. Simge'yi adam gerçekten isteyecek de sevgilisiz kalacağım diye, Allah korusun ya. Ama korkma, kalmazsın bak. Böyle kazan yuvarlanmış, kapağını takmış. Allah Allah, ne oldu, sizin atasözleri bitti? Bizimkinden mi tırtığa başladın? Emek hırsızlığı yapma. Onlar bizim atasözü. Ama... Selam, hoş geldin böceğim. Ay, Cazi, ne haber kız, ne haber? Hiç, nece olsun, böyle öyle yuvarlanıp giderik. Ay canım benim, ben de sanki senin sağlığını, saatini, keyfini sormuştum. Kızım, yemek nasıl geçti, onu soruyorum, onu. Ha, yemek değilseniz, yemek nasıl geçecek, gittik, yemek yedik, hele. Aa, adam seni görünce böyle bir öğürdü mü? Böyle bir ıyy dedi mi, böyle bir ortaya kustu mu, ne oldu? Hadi, yemeği değilseniz. Böyle nasıl geçecek? Yemeği yedik. Bu da telefonunuzdu. Veri. Danke, veri de bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Seni görünce böyle bir yüzünü buruşturdu mu? Vallahi bilmiyorum harasını buruşturdu ama böyle siz beni ne dediyseniz ben hamısını ele eledim. Eledim. Eminim elemişsindir aynısını. Sen danışma Kemal. Böceğim sen de duydun tabii olanları değil mi? Duyduk tabii hayatım, duyduk da böyle böyle saçma sapan zor işlere girmişsiniz yani. Vallahi ne diyeyim artık ya? Ay böceğim yani niye öyle diyorsun ya? Ben ne yaptıysam ikimiz için yaptım ya. Gelecek güzel günlerimiz, saadetimiz için yaptım. Yani ben gitseydim de oraya, çocuk beni görüşte ilk bakışta aşık olsaydı, şimdi benimle evlenmek için evlilik planları yapıyor olsaydı, beni istemeye gelmeye gitseydi, yani çikolata alsaydı, efendime söyleyeyim çiçek alsaydı, ne yapacaktık o zaman? Doğru. Ay, pardon bir saniye. Annem arıyor. Çıkıt. Ulan anne! Ay ne olsun işte ya, Onur'la yemeğe gittik falan da felondu. Ne? Ne, seni annesi mi aradı? Anne dedi benim için bir şey dedi mi? Ne? Beni çok mu güzel bulmuş? Ay, Allah'ım yarabbim ya! Nasıl beni güzel bulur? Ay yok anneciğim ya, tabii ki çok güzelim ben. Acayip güzel bir insanım da. Yani ya, ben o çocukla evlenmek istemiyorum ya. Evlenmeyeceğim o çocuk. Ya beni istemeye gelirlerse? Aa, ne? Benimle evlenmek istemiyor muymuş? Nece istemir? Ne, nasıl istemiyormuş ya? Ay anne ya, sen ne kadar mübarek bir kadınsın ya. Vallahi ne kadar güzel şeyler konuşuyorsun. Annem, seni seviyorum. Öptüm, çıkıt yapacağım, kapat. Ay, çıkıt. Ay ne yapıyorum ya? Zinge Hanım ne olup danışın göre. Allah Allah ya, çok enteresan. Aa, çocuk seni güzel bulmuş. Ha. Ya şovat ya, ama niye böyle istemeye gelmiyor?
Ya şey demiş, sizin kız bizim aile için çok fingirdek demiş. Ha? Ay. Fingirdek nedir ki? Beni. Ya babamı. Ay ya çok hadi üzülme bak bunları takma kafana tamam mı? Ya zaten senin yavrum evladım. Her yerin fingir dese ne olur bir şey olmaz. Boş ver sen onları boş ver. Hem sonuçta amacımıza ulaştık. Çocuk benden evlenmek istemiyor. Yani başarılı olduk. Sen şimdi şunu hak ettin. Dur. Dur bakayım. Dur. Çek ablalar verir öyle, ablalar verir utanma. Sen bunu hak ettin, git üstüne boşuna bir şeyler al tamam mı? O canım benim ya, canım benim. Bak ne güzel oldu, bak çok iyi oldu. Paris, annem hadi gidiyoruz. Ver kızım. Hadi bakalım. Öptüm. Affedin sen. Aman be cazibe. Makbul'ün ipiyle kuyuya... Danışma Kemal. Danışma, onsuz da çok sinirliyim. Danışma. Tamam. Sustum. Tamam. Ama yani tamam sen de sinirlenme ya. Vallahi verilmiş sadakamız varmış ha. Yani Makbul'ün dediği gibi gittin bak adam neler yaptı. Bir de Allah korusun kendin gibi davransaydın belki de adam sana sırılsıklam aşık olacaktı. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorum? Yani olabilir bilemiyorum. Yani insanlık hali bu. Olabilir yani ondan sonra... Aa, ne diyeyim? Hadi kaptım paraları da. Oh, hadi. Kemal. Hadi. Al föndü möndü çilek milek. Kemal. Tamam Kemal. Aç televizyonu bari de şöyle güzel bir spor programı olsun. Bir izleyelim ya. Sen seversin maç izlemeyi. Bilemiyorum artık. Maçlar seni kovalasın değil mi? Maçlar seni kovalasın Kemal.